Dörpü işi bitti. Şimdi kepçenin ağzını eldiyle oyuyoruz. Evet, sürüyoruz. Kepçenin her işlemi bitti, zımparalandı. Şimdi şu şekliyle, yaşım 68. İsmim Hasan Ünal. Ben bu sanatı babamdan öğrendim. Babam da dedemden öğrenmiş. Ben bu sanatı 56, 57, 58 senedir yapıyorum. Yalnız babamla yaparken bu kaşıklar böyle değildi. Kaşık kepçe böyle değildi. Düz yapıyorduk. Tabii babam vefat etti. Ben arada bir İstanbul'a gittim, geldim. Tutunamadım. Tekrar köyüme döndüm. Özledim, köyüme döndüm. Başladım kaşığa, baktım ki o düz kaşıklar para etmiyor. Ben de baktım, düşündüm, Allah'ın verdiği akıllı kullandım. Başka çeşitlere döndüm. Baktım zaman bana uymadı. Ben zamana uydum. Bu şekillere döndüm. Bu şekillerde kaşık yapıyorum. Karı koca günde herkes 10 deste, 12 deste kaşık yapardı. Diyebilirim ki 250-300 tane ustası vardı, kaşık ustası vardı. Tabii kaşıkları Konya'dan sipariş veriyorlardı. Buradan merkeplere yüklüyorlardı. Doğru götürüp Konya'ya teslim edip ihtiyaçlarını görüyorlardı. Şimdi tabii zaman geçtikçe ustalar azaldı. Efendime söyleyeyim, gurbetin yolu açıldı. Gurbete gidenler gitti. Burada az kaldı usta. Şimdi şu ortamda kaşık yapan ustaların çocukları gurbete gitti. Burada uğraşıyorum ben, 68 yaşındayım. Yanıma bir çırak bulamıyorum. Şimdi bir zamanlar ustası çok olan köy, kaşık ustası çoktu. Çok yapılıyordu ama şimdi tabii ihtiyarladı, vefat ettiler, şey yaptılar. Şimdi kaşık yapan 3 kişi kaldı. Benim 4 tane oğlan var. Hepsine söyledim, gelin hiç olmazsa bir tane bu benim sanatımı üstlenin. Benim şeyim yürüsün, köyümün sanatı yürüsün dedim. Hepsine söyledim ama dediler ki biz gurbete geldik. O mesleği yapamayacağız dediler. Böylece kaldık. Şimdi bu sanat, ben istiyorum ki devamlı yürüsün ama başka yapacak. Ben ihtiyarladım. Ben yaşasam 3-5 sene daha yaşarım. Ben öldükten sonra bu sanat ne olacak? Ben vallahi çok üzülüyorum. Diğer yemek kepçesini yarım saatte yapıyorum. Daha küçük kaşıklar var. Yemek için, çorba için. Onları 15-20 dakikada yapıp hazırlıyorum. Efendime söyleyeyim, bu sanatı böyle yürütmek istiyorum ama inşallah hayırlısıyla ömrüm uzun olur da bu sanatı severek yapıyorum ben. Oyun kaşığı her ağaçtan olmaz. Şimşir ağacından daha iyi olur, daha güzel öter. Ve ben Garip Hasan'da güzel oynarım. Kulağımdaki çatalmaktan ah ey aslanım bak, kirlenim hep ben.